Herkese merhaba. Bu videoda elimizdeki bir ses dosyasını nasıl yazıya dönüştüreceğiz? Hep beraber bunu göreceğiz. Öncelikle voizr.net web sitemize giriyoruz. Web sitesine girdikten sonra eğer bir hesabınız yoksa sağ üst taraftan kayıt ol butonuna basarak, şu an ekranda kayıt ol butonu yok çünkü hesaba giriş yapmış durumdayım. Kayıt ol butonuna basarak hesap oluşturup daha sonra giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra bizi seslendirme editörü ve deşifre editörü olmak üzere iki kısım karşılayacak. Böyle bir ekran göreceksiniz. Seslendirme hizmetiyle ilgili çalışmanın nasıl yapılacağını daha önceki videolarda anlatmıştım. Deşifrenin nasıl yapılacağını da bu videoda göreceğiz. O yüzden deşifreyi seçiyorum. Ve beni Deşifre Stüdyosu karşılıyor. Burada tabii ki aşağıdaki bu tabloda gördüğünüz çalışmalar daha önceki yapılmış çalışmalar. Deşifre çalışmasının kullanım kılavuzunu okuyarak öncelikle stüdyonun yani bu Deşifre Stüdyosu'nun genel kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Sol tarafta deşifre, paketleme, destek talebi menüsü var, hesabım menüsü var ve kalan bakiye bilgilerimi gösteren bir gösterge paneli var. Sağ tarafta da ekranın büyük kısmında da deşifreyi oluşturabileceğim ve deşifrelerimi oluşturduğum, daha önceki oluşturduğum deşifrelerimi görüntüleyebileceğim tablo mevcut. Dosya seç butonuna basarak bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan, kullandığınız cihazınızdan diyeyim, 100 MB'a kadar olabilecek MP3 ve WAV dosyasını yüklüyoruz. Daha sonra çalışmamıza aşağıdaki tabloda gördüğünüz üzere daha sonra erişmek için, düzenleme ve silme yapabilmek için bir isim veriyoruz kendimize göre. Noktalama işareti otomatik seçilirse, eğer metin çok anlaşılabilir veya normal şekilde anlaşılabilirse bunun noktalama işaretlerini otomatik olarak eklenebilir kabul edip ekliyoruz. Eğer noktalama işareti kapalı seçilirse noktalama işareti hiçbir şekilde eklenmeden size deşifre verilecek ve noktalama işareti açık seçilirse noktalama işareti koymaya zorunlu hissedecektir sistem kendini. Otomatik olarak seçili kalması varsayılan daha doğru ve daha iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Küfür filtresi eğer açık seçilirse deşifre edilirken seste algılanan küfür ve argo sözler metne dökülürken yıldız 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 3 tane yıldız şeklinde filtrelenerek deşifre edilir. Açık olmasında fayda var. Burada deşifre edilecek ses dosyasının hangi dilde bir ses olduğunu buradan seçiyoruz. Bu birçok kullanıcının yanlış yönergelerine maruz kalıyor. Bu aslında sizin yaptığınız deşifrenin size teslim edilirken dönüştürüleceği bir dil değil. Yani siz ses hangi dildeyse buradan o dili seçeceksiniz. Şu an Türkçe olarak seçili kalsın. Sesi yazıya dönüştür dediğimizde alttaki tabloya bizim deşifre işlemimiz eklenmiş olacak. Burada işleniyor göreceksiniz ilk aşamada. Birkaç dakika içerisinde sayfa zaten otomatik olarak tamamlandığında yenilenecek ve size bir zil sesiyle bildirim vermiş olacak. Tamamlandığı zaman da deşifrenin detay sayfasına girebilirsiniz. Burada yapmış olduğunuz deşifreleri yeniden adlandırabilir ve ilgili deşifreleri belli kategorilerle gruplayabilirsiniz. Örnek veriyorum, röportajları bir yerlere, haberleri bir yere, işte toplantı, ders notları gibi gruplar halinde ayırabilirsiniz. Buna daha sonra erişmek daha kolay olacaktır. Çünkü şuradan gruplara göre seçtiğiniz zaman tabloyu filtrelemiş olacaksınız. Bu tamamen kullanımla ilgili, kolaylık sağlaması amacıyla yapılan bir şey. Herhangi bir deşifrenin detayına gidelim. Detay kısmında anlatalım. Podcast deşifresine girelim. Deşifrenin detay arayüzünde ise beni deşifre edilmiş metin ve metin içerisinde arama yapabileceğim bir arama barı ve üst tarafta da bizim zaman ve ses çizelgesi bulunuyor. Bu arada seçmiş olduğum konfigürasyonları da sağ üst tarafta bana özet olarak veriyor. Sol üst tarafta da yaptığım çalışmaya verdiğim başlığı görüyorum. Burada deşifre ile ilgili örnek veriyorum, istediğim bir saniyeye gidip oradan sonrasını direkt günlük dinlemeye devam edebilirim ve dinlediğim kısmın deşifresini de aşağıda bana eşlik edecek şekilde yeşil renk arka planla boyuyor. Tam tersi olarak mesela bunu dinlemek istiyorsam yukarıdan değil aşağıdan buraya basmam dahilinde yukarıdaki zaman ses çizelgesinde beni o kısma yönlendirecek. Çift taraflı birbirine etkileşim var burada. Sol alt tarafta ise kelime, karakter, satır ve dakika bilgisini benimle paylaşıyor. Bu Detay Stüdyosu'nun kullanım kılavuzuna buradan erişebilir ve eğer stüdyo içerisinde bir hata gördüyseniz bunu hata bildiriyle bizimle paylaşabilirsiniz. Bu konuda bizim iyileştirme listemize mutlaka ekleyeceğiz, memnun oluruz. Devamında yapılan deşifreyi hızlı bir şekilde kontrol edebilmek için buradan hızlı dinleyebilir veya yavaş dinleyebilirsiniz. Dinlerken sesi kapatabilirsiniz. Örnek veriyorum. Karıncalanma ve iğne gibi batma hissi. Mesela %100 doğru bir cümle. Bu yanlış bir cümle olsaydı bu cümlenin üzerine geldiğimde çıkan kalem işaretine basıp buraya olmasıdır. Örnek veriyorum. Doğru ama biz şimdi yanlış yapacağız. Düzeltmeyi göstermek amacıyla düzenleyeyim. Daha sonra sağ tarafa veya ekranın herhangi boş bir yerine bastığım zaman
bu satırı güncelleyecektir. Tüm deşifrenizi kontrol ettikten sonra sağ alt tarafta bulunan indir butonuna basarak burada metni saf tekst, yani bütün satırlar birleştirilmiş bir şekilde derlenmiş bir metin olarak verecektir. Yani şu sol taraftaki zamanları vermeyecek. Word dosyası aynı şekilde derlenmiş bir metin olarak, tek bir metin olarak Word dosyası olarak verecektir. Excel dosyasına bastığınız zaman iki sütunda bir çıktı verecek bize. Birinci sütunda zaman çizelgesini verecek, ikinci sütunda satır satır tüm bu deşifre cümlelerini bizimle paylaşacak. Altyazı dosyası da bunu genelde YouTube'a çekilen videoların Voizr'ın bünyesinde deşifre edilerek altyazı oluşturmak için kullanılıyor. Yani herhangi bir YouTube'a video çektiyseniz onu burada deşifre ederek otomatik olarak altyazı dosyasını alıp tekrar YouTube'a yükleyebilirsiniz. Altyazı dosyası dediğim gibi SRT uzantılı, değişik medya platformlarında ve YouTube'da altyazı olarak çalışması için gerekli bir dosya formatı. Bu şekilde bunlara rağmen yine sorabileceğiniz bir soru, aklınıza takılan bir şey olursa destek talebi oluşturabilir ya da e-posta ile sorularınızı bize iletebilirsiniz.